de burada şarj standımız geliyor. İçerisinde seçin ama başlık genel olarak böyle mikrofiber mi deniyor buna? Süngerimsi yumuşak bir yapıya sahip. Tüyler kesinlikle dolanmaz. Yani tangle free özelliği var. Garantisini zaten marka size vermiyor. Ama makineyi koyduğunuzda zaten çok uzun bir aradan sonra ben geldim. Bir süredir takip ettiğim, almak için delirdiğim ve Kasım indirimlerinde sonunda gerçekten güzel bir fiyat avantajıyla yakaladığım yeni bebeğimle sizi tanıştırmaya. Masanın üzerinde sadece kutu açılışı için makası görüyorsunuz. Şimdi yeni bebeğim gelsin. Ta-tam! B-Cell CrossWave X7 Plus Cordless Pet Select. Hem yıkama, hem süpürme, hem kurutma yapan, bana göre evcil hayvanı olan her evin ihtiyacı minik bebeğimi sizlere sunarım. Şimdi beraber kutuyu açacağız. Ondan sonra da beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu yeni bebek ne kadar iyiymiş. Bu arada ben Bissell'in biliyorsunuz 21W pet sürümü olan süpürgesini kullanıyorum. İnanılmaz memnunum gerçekten. Herkese de şuursuzca tavsiye ediyorum. Çünkü bu kadar güzel ince tüylere, ince tozlara kadar toplayan başka bir süpürge kullanmadım. Zaten YouTube profilimin içerisinde diğer denediğim süpürgelerimin de ve neden almamalısınız videosu da var. Ama neden Bissell 21W pet, hatta bütçeniz varsa 25W almalısınız videosu da var. Onun da ürün incelemesini açıklamalar kısmına bırakırım. Silmeli süpürmeli bir şeye ihtiyacım yok benim. Sadece kablosuz dikey bir süpürgeye ihtiyacım var diyorsanız tercih edebileceğiniz en uygun modellerden biri. Ama şimdi artık bu bebeği açalım. Kırmızı kurdele falan mı kesseydim acaba ya? Bence kırmızı kurdeleyi hak ediyor. Neyse, bir kırmızı kurdelemiz şu an yok. Hazırlıklı başlamadım bu işe. Ve makasla giriyor. Evet, jelatinimizden kurtulduk. Onu şuraya yere zıpıtalım. O arkadaş nereden açılıyor ya? Şuradan mı? Tepeden mi? Nereden açılıyorsun? Aşağıdan mı? Dur şimdi bulacağım. Buldum. Evet, bu bölümleri de kesiyoruz. Zeus gene kendine bir şey alındığını zannediyor. Yani kutu açılışı konusundaki yeteneksizliğime kaç puan Zeus? Ne diyorsun aşkım bu işe? Ha, şuradan galiba bir makas atmamız gerekiyor. Başardım. Bunu başardım. Gelip yanıma oturmak ister misin? Kutumuzdan ne çıkıyor beraber bakalım mı? Gel. Ay dur. Bir dakika. Çekemedim sandalyeyi. Çevireyim sana doğru. Bekle dur. Gel çık. Çık çık. Otur. Hı. Hadi gel bakalım beraber açalım. Şimdi aksesuar toolbox diye bir şey çıktı. Şunu biraz kenara getirelim. Burnunu çok sokma, burnu kesilir. Bakalım neymiş. Ha, bu temizleme fırçası. Bir tane. Bunları da yere atıyorum. Bu başlığımız. Takacağımız süpürgemize. Kokla kalite kontrolünü yap. Şimdi ups, buradan kurtulalım. Klasik kitapçıklarımız çıkıyor içinden. Bundan da kurtulalım. Şimdi böyle bir filtremiz var. Bu sürümle beraber yedek ve filtre geliyor. İçerisinde yedek filtreyi şu an kullanmayacağım için kutusunda bırakıyorum. Ver bakalım buraya minik bebek. Evet.
kadar. Ha. Evet, bundan kurtulduk. Burada su kurumumuz var. Bunu da masanın üstüne alalım. Bir açacağız şimdi. Bir de burada şarj standımız geliyor. İçerisinde tek tek bakacağız. Aynı zamanda yanında petler için Citrus Fresh diye bir şampuan da geliyor. Şimdi suyu şuraya aşağıya atıyorum. Bunları açıyorum. Beğendin mi yeni süpürgemizi aşkım? Sizin kirlettiğiniz patik kirlerinizi temizlemek için bunu da atıyorum. Böyle bir standımız var. Bu standın içerisinde aynı zamanda incelerken zaten anlatacağım. Bu fırçanın temizliği yapılıyor. Bir de yanında böyle bir ekstra 1 litre şampuan geliyor. Gel kokusuna bakalım. Açayım dur. Koklamak ister misin? Güzel kokuyor bence. Limonlu. Bence çok güzel kokuyor. Kokla bak. Bu standın yanında bir tane şu yedek filtreyi koyabileceğiniz böyle bir bölüm var. Yedek filtresini içinde tutabileceğiniz. Bu arada kutusunda saklanma gerek yokmuş. Bir de isterseniz yedek ruloyu takabileceğiniz, isterseniz de bu rulo temizlendiği zaman, yani temizlemesini kendi yaptığında dışarıda kurusun diye koyabileceğiniz ekstradan bir böyle bir başlığı var. Bu yerde stand zaten. Bu da makinamız. Şimdi makinayı incelemeye geçelim. Önce bir makinayı şarj edeceğim. Ondan sonra incelemesine bakıp size anlatacağım. Asistanım da beni terk ediyor zaten. Şimdi makinayı önce genel detaylarıyla incelemeye geçelim. Bir kere makina ağır bir makina. Yani öyle hafif elinizde oraya buraya kaldırabileceğiniz bir makina değil. Ama bütün ağırlığı aslında kullanırken yerdeki harekette şu başlığa yüklediğiniz için öyle büyük bir herkül gücüne sahip olmanıza gerek yok. Makinenin iki tane su haznesi var. Bir tanesi bu arka tarafta gördüğünüz temiz su haznesi. Bir tanesi de aşağıda gördüğünüz kirli su haznesi. Makine çalıştığı sırada süpürme işlemini yaparken temiz su haznesinden sürekli olarak bu başlığın olduğu yere bir su veriyor. Ve vakumlama kısmında da kirli suyu buraya çekiyor. Aslına bakarsanız sizin standart yöntemlerle evde yaptığınız villadan çok daha hijyenik bir temizlik sunuyor size. Çünkü biz nihayetinde her odada ya da her seferinde bu villadanın suyunu değiştirmediğimiz için bir yerden sonra kirli suyun içerisine ya da tozlu suyun içerisine villadayı sokuyoruz. Eğer çift hazneli villadanız yoksa standart villadalarda sokuyoruz ve bir yerde kirli suyun içerisinde temizliyor oluyoruz bu villada başlığımızı. Ama bunda kirli su ve temiz su birbirine hiçbir şekilde karışmıyor. Üstteki hazneyi yukarı doğru çekerek çıkartabiliyorsunuz. Burada küçük bir tırnak var. Buradan açarak suyu doldurabiliyorsunuz içerisine. Üzerinde zaten bu arada iki tane gösterge var. Biri suyu maksimum, üzerine de deterjanın nereye kadar ekleyeceğinizi gösteren. Eğer ılık su kullanmak istiyorum diyorsanız da 60 santigrat dereceye kadar bunun içerisine su doldurabiliyorsunuz. Sonra da aynı şekilde çok basit bir yöntemle tık diye buraya oturtabiliyorsunuz. Gelelim kirli su haznesinde. Onun da üst kısmında böyle küçük bir tırnak var. Tırnaktan çekip çıkartabiliyorsunuz. En üst kısımda filtreniz var ve bu filtre yıkanabilir bir filtre. Sadece dikkat etmeniz gereken, yıkadıktan sonra tamamen güneş ışığında bırakarak en az 24 saat kurutuyor olmanız. Bunu kaldırdığınızda filtre bölümünü altında bu hazneniz geliyor. Çok güzel düşünülmüş başka bir ayrıntı da süpürme ve silme işlemini aynı anda yaptığınız için daha büyük katı olarak çektiğiniz şeyler bu süzgecin içerisinde kalıyor. Pis su da aşağıya doluyor. Bu da tabii ki olduğu gibi tamamıyla yıkanabilir ve tuvalete boşalttıktan sonra temiz sudan geçirdikten sonra buraya tekrar böyle tık diye oturtabiliyorsunuz. Makinenin alt kısmında burada şu kapağı açarak göstereyim. Bir tane başlığımız var. Başlığın içerisinde böyle küçük küçük aynı zamanda fırçalar da var. Yeri döverek aynı zamanda yerdeki tozları da toplayabilmesi için, ama başlık genel olarak böyle mikrofiber mi deniyor buna? Süngerimsi yumuşak bir yapıya sahip. Tüyler kesinlikle dolanmaz. Yani tangle free özelliği var. Garantisini zaten marka size vermiyor. Ama makineyi koyduğunuzda zaten kendi kendine de temizlediği için büyük ölçüde tüyleri temizleyeceğini düşünüyorum ben. Bir süre kullanım sonrası, bir de şu kadar zamandır kullanıyorum, tecrübelerim şudur.
videosu da çekeceğim. Orada bakacağız buna. Ama bu arada sarıyor da olsa buradan böyle kopararak onları almanız gerekiyor. Maalesef bu arada şu an piyasada üretilen çoğu makinede zaten tangle free özelliği silmeli süpürmeli makinelerin içerisinde yok. Haydi bakalım, ben şimdi bunu çıkardım. Nasıl takacağım? Taktım. Çok da basitmiş takması bu arada. Sonra da buraya gene kapağı tık diye oturtuyorum. Ben oturtamıyorum. Çünkü sizinle beraber açtım, oturttum. Makinenin 3 ayrı fonksiyonu var. Bu fonksiyonlardan bir tanesi halı, yani halı gibi yüzeylerde kullanacağınız. Bir tanesi sert yüzeylerde kullanacağınız. Bir tanesi daha inatçı kirler için turbo pet moduna sahip. Peki bu modları hangi zamanlarda nasıl kullanmanız ve nasıl değiştirmeniz gerekiyor? Aslında makineyi açtığınız kontrol bölümünden hızlıca değiştirebiliyorsunuz bu modları. Ben bu arada bakalım ne kadar iyi çalışıyor, böyle çok tüysüz halıların üzerindeki lekeleri çıkartabiliyor mu diye de halıyı Ares'ten sonra yıkamaya göndermedim ve halının üzerinde Ares'in dirseklerini tedavi etmek için sürdüğüm balm lekeleri var. Onun üzerinde deneyeceğiz. Balm biraz yağlı bir yapıya sahip olduğu için direkt bunun çıkarmasını beklemiyorum. Belki öncesinde böyle bir fıs, bir leke çıkartıcı sıkıp ondan sonra bununla geçerim. Böylece çok tüylü bir halıya sahip değilseniz aslında bu makineyi aldığınızda uzun vadede halıyı sık sık yıkamaya göndermeyeceğiniz için buradan da avantajla olabilirsiniz. Aynı zamanda da burada hem temiz tankın hem kirli tankın dolu olduğuna karşın uyarı sistemleri var. Ortadaki tuşumuzda standa oturttuğunuzda kendi kendine bu altındaki ruloyu temizlemesini sağlıyor. Makine yaklaşık 4 saatte sıfırdan tamamen full şarja geçiyor. 25 wattlık bir makine. Bir tık gürültülü çalışıyor. Ama yani hani öyle gece 12'de temizlik yaptırmaz size de akşam 6'da 7'de gayet çalıştırabilirsiniz. Yaklaşık da 30 dakika kullanım süresi var. Yani 30 dakika aralıksız çalışabildiğini söylüyor. Bunları da bu arada böyle 1-2 aylık deneyim sonrasında tekrar paylaşırım ama bendeki mesela 21 ve pet aktivinde 30 dakika kullanım süresi olduğundan bahsediliyor. Ama ben yaklaşık 40 dakika kullanabiliyorum bu arada. En üst düzeyde, yani en üst seviyedeki süpürmesiyle. Tabi aralarda bırakıyorum bu arada, yani makineye sürekli çalışır halde değil de işte burayı süpürüyorum, çekerken bırakıyorum. Şimdi bu makineyi denemeye geçeceğiz. Klasik yere bir şeyler falan dökerim diye düşünüyorum. Hadi şimdi hep beraber deneyelim. Thank you.
zamandır araştırdığım bir üründü. Elimden geldiğince benim araştırdığım, bildiğim özellikleri size bu video içerisinde göstermeye çalıştım. Açıkçası bu arkadaş iki Gold'un annesi olarak bizden başarıyla geçti. Halıyı da tamamen temizledim bu arada. Birkaç noktaya leke çıkarıcı sıktım. Çok derine inmemiş lekeleri temizledi. Bazı yerleri böyle elinizle ovalamanız gerekebilir. Ama temiz bir halının üzerinde düzenli olarak bu temizliği yaparsanız büyük olasılıkla çok uzun sürelerde halılarınızı yıkamaya göndereceksinizdir. Ek bir özellik evi temizlerken fark ettim. Hemen kolun altında bir tetik var. Suyu aşağıya verebilmesi için o tetiğe basılı tutmanız gerekiyor. Beni rahatsız eden bir özellik değil. Yani otomatik olarak oraya suyu anladığım kadarıyla benim kullanımdan vermiyor. O tetiğe bastığınız zaman veriyor. Beni o tetiğe basılı tutmak rahatsız eden bir özellik değil. Çünkü suyu verdikten sonra geriye çekerken tetiği bırakma alışkanlığını edindiğinizde aslında yerler büyük ölçüde ıslak da kalmıyor. Çünkü giderken suyu veriyorsunuz, dönerken de kuruluyormuş gibi oluyor. Ve böyle sizin arkanızdan orası hemen kuruyor ve ayak izi kalmıyor. Bence özellikle de köpekli evlerde kullanılması inanılmaz pratik bir ürün. Bu arada bir tık da yüksek sesli. Birkaç ay sonra bu kullanımla beraber size bir tane daha video çekerim ama bu videoyu böyle alelacele yetiştirmeye çalıştım. Çünkü önümüz Black Friday ve muhtemelen 28.000 civarındaydı. Ben 21.000'e yakaladım. 11.11'de siz de Black Friday'de böyle avantajlı bir fiyata yakalayabilirsiniz. Ürünün linkini de açıklamalar kısmına bıraktım. Ayrıca kanalı takip ederseniz, bu videoyu beğendiyseniz, küçük bir kalp atarsanız ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.